eğitim serisinde sıfırdan bir Android uygulama yapacağım. Bu uygulamanın arayüzünü HTML ve CSS teknolojileriyle geliştireceğim. Kodlamasını da JavaScript ile yapacağım. Yapacağımız uygulama hemen hemen tüm Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde çalışır şekilde olacak. Ve çözünürlükte hemen hemen bütün çözünürlükleri tam ekranı kullanacak şekilde tasarlayacağız. Uygulama şu anda son hali Google Play'de var. Android cihazınızda bakmak isterseniz linkte indirme linkini bulabilirsiniz. Eğitim ilk olarak prototip tasarımıyla başlıyor. Prototip tasarımı için Lunacy programını seçtim. Bu programın da web sayfasının bağlantısını aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama. Ama oldukça başarılı ve ihtiyacımız olan, böyle bir uygulama yapmak için ihtiyacımız olan bütün özelliklere sahip. Prototipi tamamladıktan sonra hemen uygulamayı yapmaya geçtiğim için prototip ve uygulamanın arayüzü arasında bazı biraz fark oluştu. Normalde prototipin amacı fikrin olgunlaşması, kafamızdaki fikrin elimizde bir resmi olması, onun üzerinde tasarımı son haline getiririz ve ondan sonra gerçeğini yapmaya başlarız. Onun dışında bazen görsel materyalleri de gerçek tasarımda kullanırız. Ama bu uygulamada ben prototipin üzerindeki materyalleri kullanma ihtiyacı duymadım. CSS, HTML, CSS tasarımı ve JavaScript kodlamasını NetBeans IDE'yi kullanarak yaptım. Uygulamanın HTML ve CSS'i, arayüz tasarımı aynı dosya içerisinde ve bir de kodlama dosyası var. Eğitim içerisinde kodlamaları yaparken birçok hatayla da karşılaşıyorum. Bunlar da eğitimin bir parçası olduğunu düşündüğüm için kesmedim. Çünkü programlamada her zaman yaptığımız şeylerde bir hata çıkabilir ve bu hatayı nasıl çözeceğimiz, nasıl bir yol izleyeceğimiz de öğrenmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Kullandığım NetBeans IDE'nin de linkini aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. O da ücretsiz bir programdır. Geliştirdiğimiz bu projenin Android sistemi üzerinde çalışmasını da Cordova teknolojisi sayesinde yapıyorum. Cordova teknolojisinin ürettiği proje dosyasını en son Android Studio import ederek kendi projemi bir device üzerinde test ediyorum. Son değişiklikleri yapıp ilk
bir uygulama açıklaması gibi değişiklikleri yapıp Android Studio üzerinden yayınlıyorum. Oyun nasıl yapılır projesinde JavaScript ile ilgili daha ayrıntılı bir anlatım yaptığım için bu projede biraz daha yüzeysel kalmaya çalıştım. Çok fazla ayrıntılı kodların ayrıntısını, mantığını anlatmamaya çalıştım. Yine projenin tüm kaynak kodlarını da açıklamada bulabilirsiniz. İndirip üzerinde istediğiniz gibi çalışabilirsiniz.